Merhaba arkadaşlar, Nevince Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu modelimizi öreceğiz. Sırt detaylı salopet tulum arkadaşlar. Tulumum 6 ay bebekler için uygun boyutta anlatacağım. Kullandığım ipim Alize Baby Best. Bu tulumumu kullanırken 3,5 milim şiş kullandım. Misinalı şiş. Tulumumuz şöyle inceleyecek olursak bakalım, şu şekilde paçalar şeklinde örülüyor. Beden lastik kısmı olarak bir kere de örülüyor. Sonra şöyle göstereyim, arkasından dikişi var. Bacak kısımlarını bu şekilde içten dikiyoruz. Sonra tulumumuzun arkasına şu şekilde bir detay örüyoruz arkadaşlar, sırt detayı. Bu şekilde lastiğimizin üzerine şiş takarak sonra askılarımızı örüyoruz ve bu şekilde tulumumuzu oluşturuyoruz. Dediğim gibi 6 aylık bebekler için uygun boyutta oldu. Bu şekilde bir tane Alize Baby Best ip kullandım tulumuma. Bir tane bana yetti, tam yetti. İkinci ipi açmama gerek kalmadı. Bir ipimden işte bu kadar arttı. Belki ikinci ipe geçebilir eli daha gevşek olanlar. Belki benimki gibi bir tane ip yetebilir. Yani bir iple bir tulumu 6 aylık bir bebek için tamamladım. Bu şekilde oldu. Tulumumuza şimdi başlayabiliriz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım. Evet, tulumumuzun yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi 3,5 numara şişime 50 tane ilmeğimi attım. Dediğim gibi ilk şimdi paçasını öreceğiz. Sonra diğerine geçeceğiz. 50 ilmeğimizi attık. Ve paçanın alt lastik kısmını yapacağız. Burada bir ters bir düz şeklinde örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde o da. İlk ilmeğimi örmeden düz alıyorum, düz ilmek olarak. İkinci ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bir düz, bir ters şeklinde tüm sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde tulumumuza başlamış olduk. Sona kadar bitirelim ve yine devam edelim. Evet, sona kadar bitirdim, geldim. Diğer tarafına dönüyoruz. Şimdi aynı geldiği gibi terslerin üzerine ters, ters ilmeklerimi şu şekilde ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Yani aslında ön taraftan düz ilmek ördüklerim bu tarafta ters, ön tarafta ters ördüklerim bu tarafta düz olarak denk geliyor arkadaşlar. İlk ilmeğim şu şekilde düz olarak örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim bakın ters. Ters denk geldi ve ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Onu düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bu şekilde yine sona kadar 50 ilmeğimin hepsini bir ters bir düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde lastiğimizi 26 sıra olana kadar örüyoruz. Ben şu şekilde aralardaki tersleri sayıyorum. 26 sıra oldu mu olmadı mı diye kontrol etmek için. Şöyle odaklanıyor sanırım. Şu aradaki tersler, bakın şöyle odaklasın. Şöyle tutayım.
Şu aradaki tersler gördüğünüz gibi 1-2 sıra oldu şu anda. İkinci sıramızı örüyoruz ya. Bu aradaki ters ilmeklerimi 26 tane olana kadar lastik, paça lastik kısmını büyütüyorum arkadaşlar. Şimdi 26 sıramı bir ters bir düz şeklinde önden de arkasından da örerek bitirip geliyorum. Evet, lastiğimizi ördüm. Geldim, söylediğim sayıda arkadaşlar, bakın bu şekilde oldu. Şimdi artık paçamızın lastik kısmını bitirdik ve diğer kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda artık artırmamızı yapacağız. Birkaç kez artırma yapacağız. Şimdi artık bir ters bir düz ördük. Bu bitti. Hep düz öreceğiz. Modelimizin bu tarafından düz, arka tarafından ters ilmekler öreceğiz. Örerken daha iyi anlayacaksınız. İlk ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ters bir düz artık bitti dediğim gibi. 10 ilmek ördüm ve bir tane bu şekilde artırmamı yaptım. Şimdi yine 10 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek daha ördüm. Tekrar yine bir artırma daha yaptım. Yine bir 10 ilmek daha örüyoruz. İlmek daha ördüm ve bir artırma daha yaptım. Tekrar bir 10 ilmek daha örüyorum. Sekiz, dokuz, 10 ilmeğimi ördüm ve son artırmamı da yaptım. Bakın 4 kez artırma yaptım. Son kalan ilmeklerimi de örüyorum ve tamamlıyorum artırmalarımı. Sadece burada artırma yaptık arkadaşlar. Bu sıramızda artırma yaptık. Artık yapmayacağız. Normal önden düz, arkadan ters şeklinde öreceğiz. Son 10 tane ilmeğimi de ördüm. Son artırmamdan sonra bu şekilde düz olarak ördüm. Arka tarafına dönüyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi şu şekilde aldım ve gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Önden düz, arkadan ters. Bu şekilde paça boyumuzu ben 65 sıra ördüm. Bu boyutta ördüğümde size metre ile mezro ile ölçüsünü göstereceğim, paça boyumun lastiği ile birlikte kaç santim olduğunu. Şimdi sayısı benim elimle 65 ilmek arkadaşlar, 65 sıra. Herkesin eline göre değişebilir, o yüzden 65 sıraya takılı kalmayabilir. Şimdi biraz sonra paçayı bitirince mezro ile verdiğim ölçü kadar da örebilirsiniz. Eğer benim ördüğüm boyutta örmek istiyorsanız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Söylediğim gibi ters tarafından. Ve tekrar düz tarafına dönüyorum. Bakın düz ilmeklerimiz artık ön tarafından çıkmaya başladı. Şimdi tekrardan yine düz tarafından düz örüyorum. Bu şekilde söylediğim gibi önden düz ilmeklerimi saydığım zaman 65 sıra olana kadar örüyorum. Ve bitince size şimdi birazdan bitirip kaç santim olduğunu
söyleyeceğim arkadaşlar. Ölçüyü vereceğim. Yani ben şu 1, 2 bu şekilde düz ilmeklerimi sayarak sıramı 65'e tamamlıyorum. Şimdi 65 sıra tamamlayıp geleceğim. Söylediğim gibi düz tarafından düz, ters tarafından ters örerek. Evet arkadaşlar, ördüm geldim. Gördüğünüz gibi bu paça tarafını, bu bacak tarafını. Şimdi size kaç metre olduğunu, kaç santim olduğunu söyleyecektim. Bakın şu şekilde lastiğin başlangıcından bitirdiğim yere kadar 28 santim. Sadece lastiğim 8 santim. Lastikten sonra ördüğüm şu bacak kısmımız 20 santim arkadaşlar. Yani bu şekilde de ölçü alabilirsiniz. Şimdi bir bacağımızı bitirdikten sonra şöyle yapıyoruz. Bunu bitirdim ben. Buradaki ipimi kopardım ve diğer bacağıma örmeye geçtim. Şimdi bunu bitiriyorsunuz arkadaşlar. Aynı bunun sayılarında bir tane daha diğer bacağı örüyorsunuz. Aynı bunun gibi. Hiçbir farkı yok. Ben bu bacağımı bitirdim. Ölçüsünü size verdim. Sonra ikinci bacağıma geçtim. Buradan ipimi orta kısımda kestim. Şu A kısmı bacağım bu tarafı. Dış tarafı burası. İç tarafı A yapacağımız kısım. Burada ipimi kopardım ve bir şiş taktım ilmeklerime sökülmesin diye. Hani kenarda bekleteceğim bunu. Bu şişimi buna taktım ve yine ördüğüm şişimle yeni bir diğer bacağa başladım. Aynı sayılarda. Bunu da ördüm arkadaşlar. Siz de ikinci bacağı örün gelin. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Bakın şu şekilde böyle kıvrılıyor tabi. Şu şekilde bacaklarımız oluştu. Şimdi bu iki bacağı birbirine şuraya ilmek takarak birbirine birleştireceğiz. Bu birinci bacağımı örüp kesmiştim, kenara koydum. İkinci bacağımı ördüm, bitirdim, geldim, ortaya geldim. Birleştireceğim yere ikisi de birbirine düz tarafları bakıyor. Şimdi paçalarımızı birbirine birleştireceğiz. Buraya şimdi araya arkadaşlar bu paçamı bu paçama birleştirirken 3 tane ilmek atıyorum. İlmeğimi de şu şekilde 1-2 kez doluyorum. Bakın buradan alıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Bırakıyorum. Ve birinci ilmeğimi atmış oluyorum. İkinci ilmeğimi de atıyorum. Bu şekilde ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğimi de atıyorum. Ve üçüncü ilmeğimi de attıktan sonra bu bacağımı alıyorum. Hemen ikisinin birleştirmesini yapıyorum. İlk ilmeği diğer bacağımdaki ipini kestiğim, ilk ördüğüm bacağımdaki İlmeğin ilk ilmeğini şu şekilde örüyorum. Bu kestiğim ipi tutuyorum ki kaçmasın. Hemen bir tane bu bacağımdaki ilk ilmeğimi ördükten sonra kestiğim ipimle devam ettiğim ipimi birbirine şu şekilde sıkıca bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi A kısmına ilmeklerimizi atmış ve diğer ilmeğimizle devam etmiş oluyoruz. Bağladık. Artık şimdi devam edelim. Yine düz tarafından düz, ters tarafından ters örgülerle bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Sona kadar örelim. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Evet, dediğim gibi sona kadar düz örgümü ördüm arkadaşlar. A
kısmı bakın iyice ortaya çıkmış oldu. Sonra ters tarafından ters ördüm. Ağımı da tabii ki yine ters örüyorum. Ters tarafından ters, düz tarafından düz. Ve bu şekilde hep böyle devam edeceğim şimdi. Bacak üstü beden kısmını. Şu şekilde bakın ortaya çıktı. Düz tarafından düz, ters tarafından ters örüyorum. Sonra bir süre böyle hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimizi dediğim gibi örüyoruz. Biraz büyütüyoruz. Oranın da sayısını ve santimini vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen örüp size ne kadar öreceğiniz bilgisini veriyorum. Sonra da lastik kısmına geçeceğiz. Ben burayı düz örgülerle düz tarafından düz, ters tarafından ters örüp geliyorum santimini vermek üzere. Ördüm geldim bu düz kısmı. Düz örgülerle öreceğim. Sonra size santimini vereceğim demiştim arkadaşlar. Sonra da lastik kısmına geçeceğiz demiştim. Şu şekilde yaptım. Burayı 42 sıra düz örgülerle ördüm. Şöyle saydıktan sonra burası 12 santim oldu. Bakın A kısmından lastik kısmına kadar 12 santim ördüm. 42 santim. Yani santimine bakarak da ayarlayabilirsiniz benimki kadar örmek istiyorsanız. Sonra lastik kısmına geçtim. Lastik kısmında da bu paça kısmında yaptığımızın aynısını yaptım. Burayı gösterdiğim için buraya göstermeye gerek duymadım. Çünkü hiçbir eksiltme veya artırma yapmadım zaten. Düz örgülerimin sırası bittikten sonra aynı ilmeklerimin üzerine bir ters bir düz paçada yaptığımız gibi devam ettim. Bu lastik kısmını da 19 sıra ördüm arkadaşlar. 19 sıra şu şekilde bakın 6 santim oldu. Bu şekilde 6 santimlikte bir bel lastiği ördüm. Şimdi tulumumuz bu şekilde buraya kadar bitti. Sonra ilmeklerimi kestim. 19 sıra ördükten sonra lastik kısmını dikişini yapacağız. Dikişini yaptıktan sonra arka sırt detayını yapacağız ve askılarını öreceğiz arkadaşlar. Dikişini de göstermek istiyorum. Bir paçayı yaparken önce paçalarımızı dikeceğiz. Sonra bu şekilde katlayıp şöyle alayım. Sonra bu arka kısmı dikeceğiz. A kısmına kadar. Bacaklar ve arkayı şu şekilde birleştirip bacaklarımızı bakın şöyle göstereyim. Daha açıklayıcı olsun. Paçaları bu şekilde dikiyoruz. Arkaya katladık. Bu arka kısmı tulumun. Sonra buraları birleştirip burayı da dikiyoruz. Bu bebeğin arka kısmı. Bebeğin tulumunun. Şöyle de ön kısım olacak. Sonra bu arka kısma sırt. Burası sırt olacak. Sırt detayı öreceğiz ve askı öreceğiz. Şimdi bir paçamızı dikerken size göstermek istiyorum. Şöyle iğnemi ve ipimi hazırlamıştım. Şu ipimle de devam edebilirim aslında. Öyle yapayım. Burada başka bir ip sarkıntısı olmasın. Takalım. Bu şekilde paçamızı birleştiriyoruz. Bu zaten bu paça şu şekilde katlanacak. Şu şekilde karşılıklı olarak ilmeklerimi alarak dikiyorum. Karşılıklı ilmeklerimizi. Bakın. Yani şuraya gelince, şu lastik kısmına gelince burası ve burası tam karşılıklı bitmesine özen gösterin arkadaşlar. Yani lastik ve şu lastik şurada olsun. Yani bu lastik şu düz örgünün üzerine atlamasın. Şu şekilde kaymasın. Dikkatli bir şekilde karşılıklı zaten ilmeklerimizi dikersek lastikte bir sıkıntı yaşamayız. Dikkat ederek dikiyorum bakın. Kontrol ederek
kaymasın diye. Bakın bu şekilde dikişimiz oluşuyor. Evet, tam karşılıklı diktim. Evet, bakın ikisinin de lastik bitiş kısmı bu şekilde denk geldi. Şimdi düz ilmeklerimizi aynı bunun gibi yine karşılıklı devam ettiriyoruz dikmeye. Son ilmeklerimizden iğnelerimizi takıyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şöyle göstereyim. Şuradaki ilmek attığımız A kısmına kadar dikeceğiz. Sonra bu paçamızı dikeceğiz. Sonra da bu üst beden kısmını birleştireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bu paçamı dikiyorum. Gösterdiğim gibi bunu da dikiyorum. Burayı da dikerken tekrar size yine göstereceğim. Evet, paçaları diktim. Bakın arkadaşlar, A kısmına kadar şu şekilde. Bakın katladım. Şimdi artık söylediğim gibi arka kısmını dikeceğiz. Burayı, şu A kısmını nasıl diktiğimi burayı da göstereceğim. Bakın şurada attığımız ilmekler var. Şimdi buradan başlıyoruz dikmeye yine. A kısmına kadar demin gösterdiğim gibi, bakın üstten lastik kısmından başlıyorum. Demin gösterdiğim gibi A kısmına kadar dikeceğiz. A kısmına gelince yine orayı beraber yapacağız. Evet, diktim, geldim. Bakın şimdi buraya şu öndeki ilmek attığımız A kısmı yine. Burasını şu şekilde bir buradan biraz bir de buradan şöyle birleştirerek A ile dikiyorum arkadaşlar. Önce şöyle A'nın ortasından aldım, bakın A kısmının o 3 ilmeğin ortasından aldım. Bu tarafa doğru dikiyorum. Şöyle. Sonra içinden iğnemi yürütüyorum, ipimi göstermeden, bakın o içte kaldı. Sonra bu taraftaki şu ağın şu tarafıyla bu kalan bölümü dikiyorum. Şu şekilde A ile orası da birleşmiş oluyor. İğnemi içeriye takıyorum. Oradan şöyle sökülmemesi için ipimi sabitliyorum. İğnemi çıkarıyorum. Sonra keseriz onları. İçte kalan iplerimizi bu şekilde, bakın A kısmını da dikmiş oluyoruz. Böyle V şeklinde arkadan A kısmımız da oluşmuş oluyor. Evet, şimdi bitirdik arkadaşlar. Artık arka sırt kısmına şuraya ilmeklerimizi atacağız. Sayısını söyleyeceğim. Şu şekilde lastik öreceğiz ve sonra askılarını öreceğiz. Evet, dikişimiz tamam. Şimdi arka detayını yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde ayarladım ben. Siz de öyle yapın. Şuradan şu düz ilmeklerimi, lastiğimdeki düz ilmeklerimi saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincinin üzerindeki yere ip bağladım. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz ilmeği saydım. Buraya belirleyici olarak iplerimi bağladım. Şimdi bu ortadan ilmek çıkartacağız.
Beraberce oraya da lastik örgüyle sırt detayı öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir örgümüz olacak. Şimdi bu düz ilmeğin üzerine ipimi bağladım. Ondan sonraki ters ilmeğimin üzerindeki, bakın şuradaki şu ters ilmeğim, düzden sonraki ters ilmeğimin üzerindeki ilmeğin üzerinden şu şekilde tığ yardımı ile ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Bakın bu şekilde taktım tığımı, içinden ipimi, ilmeğimi çıkardım. Sonra sabitleyeceğiz, bağlayacağız. Her çıkardığım ilmeğimi şu şekilde şişime alıyorum. Tığımdan çıkarıyorum. Bu şekilde takıyorum. Bir ters örgüden ilmek çıkarıyoruz. Bir düz örgüden ilmek çıkarıyoruz. Şimdi önce tersten çıkardık. Şimdi sırada düz örgümüz var. Onun tepesindeki yerden ilmek çıkarıyoruz. İkinci ilmeğimizi de bu şekilde çıkardık. Bakın şişime takıyorum, kolaylıkla çıkarıyorum. Burası da lastik olacağı için bu öreceğimiz yer bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şekline denk gelecek şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Şimdi ters ilmeğin üzerindeki ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın bir tersin, bir düzün, bir tersin, bir düzün üzerinden çıkararak 3 tane ilmeğimi çıkarmış oldum. Sırada bu şekilde kontrollü bir şekilde ters ve düz ilmeklerin üzerinden çıkartıyoruz. Gayet kolay tığ yardımıyla yaptığımız zaman bakın bu şekilde buraya kadar, şuraya kadar bütün ilmeklerimizi çıkaralım. En son şuradaki ters ilmeğimi de çıkaracağım ve bütün ilmeklerimi bitirmiş olacağım. Sonra lastik örgüsü öreceğiz ters düz olarak. Ben şimdi ilmeklerimi çıkartıp geliyorum. Evet, bakın bu şekilde en son ters olarak ilmeklerimi çıkardım, bitirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın şöyle tersten de böyle oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı yine bu yaptığımız lastik gibi ilmeklerimizi örüyoruz. İlk ilmeğimiz ön tarafta ters. Şu şekilde örmeden alıyorum. Bakın ikinci ilmeğimiz düz. İkinci ilmeğimiz düz arkadaşlar. Bunu yani arka tarafta, ön tarafta ilmeğimiz ne oluyordu? Düzse arka tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta üçüncü ilmeğimiz terslere denk geliyor. Şu şekilde. Yani ön tarafta ters olan ilmeğimiz arka tarafta düz olarak örülüyor. Yani denk getirerek bir ters bir düz şeklinde yine lastik örüyoruz. Ben bu lastiğimi de örüp yeterli boya geldiği zaman size ölçüsünü ve sırasını yine vereceğim. Sonra da askı ayrımlarımızı yapıp askılarımızı öreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi burayı yeterli boya gelene kadar örüyorum ve hemen size santimini vermek için geliyorum. Evet, sırt lastiğimi de ördüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burayı bir ters bir düz şeklinde ördüm. 29 sıra ördüm. Şimdi artık askılarını yapacağız. Burası 29 sıra oldu. Şöyle ölçüsünü de vereceğim demiştim. Bakın 10 santimlik bir sırt detayı ördüm. Şimdi artık askılarını ayıracağız. Şuradan ve şuradan şu ortayı keseceğiz. Şurada ve şurada askılarımız olacak. Öne doğru uzanacak. Askılar buradan, tulumumuzun ön tarafı burası. Askılar buradan bu şekilde öne doğru uzanacak. Buralara düğme dikeceğiz ve askımıza düğme iliği açacağız en sonda. Sonra düğmeleyeceğiz ve tulumumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şu şekilde. Buradan ve buradan 10'ar tane ilmek bırakıyoruz. Ortayı kesiyoruz. İlk askımız için 10 ilmek örüyoruz şimdi. Yine bir ters bir düz şeklinde. İlk ilmeğim tersti. Sonraki ikinci ilmeğim düz. 2, 3 ters olarak, 3 düz olarak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Askım için 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10. Bakın
Şunları keseceğiz. Son 10 ilmek kalana kadar şu ortadakileri keseceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İkisini bir örüyorum. Ördüğümü tekrar şişime takıyorum. Bununla yanındaki ikisini de bir örüyorum. Kesmeyi bilen arkadaşlarım için kolay, bilmeyenler için gösteriyorum. Bu şekilde takıyorum. İkisini bir örerek bu şekilde ortadaki ilmeklerimi kesmiş oluyorum. Son 10 ilmeğim kalana kadar bu işlemi yapıyorum. Kontrol edelim 10 ilmeğimiz kalmış mı kalmamış mı bakalım şimdi. İki, dört, altı, sekiz, on. Evet, 10 tane ilmeğim de diğer askım için kaldı. Bakın bu taraftaki askımız, bu da bu taraftaki askımız olarak devam edeceğiz. Şimdi buradaki bu şişimizde bu askımız duracak. Önce bunu bitireceğiz. Sonra bu askımı bitirip buradaki gibi ucunu kesip sonra diğer askımı öreceğim. Onu da uzatacağım. Bunun örünce sonunda düğme iliği açacağız. Orayı da göstereceğim. Bakın ilk şu ilmeğim düz. Sonraki ilmeğim ters. Yine askıyı da ters düz olarak ördüğümüz için geldiği gibi devam ediyoruz. Bakın düz, ters. Nasıl geliyorsa öyle devam ediyorum. 10 ilmeğimi bu şekilde askımın boyunu uzatarak örüyorum. Askı boyunu da şimdi zaten vereceğim. Yeterli boya gelince yine santim ve sayı olarak askımın boyunu da vereceğim. Bakın döndüm. 10 ilmeğimi yine bir ters bir düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi sadece bu taraftaki askıyı örüyoruz dediğim gibi. Bakın bu burada duruyor. Ona hiç geçmiyorum. Yine döndüm. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. Yani bu askının boyunu bu şekilde uzatacağım. Şimdi ben uzatayım. Yeterli boya gelince size boy uzunluğunu vereyim. Düğme iliğimizi açalım. Bu taraftaki askımızı bitirip diğer tarafa geçelim. Bakın uzamaya başladı. Evet, askımı ördüm geldim arkadaşlar. Şuradaki düz ilmeklerimi şunları şu şekilde saydığım zaman 57 sıra örmüşüm. Şu şekilde ölçüsünü de vermek istiyorum. Yine. Bakın şuradan itibaren 19 santimlik, 18,5 santimlik bir askı örmüşüm arkadaşlar. Şimdi askımız daha bitmedi. Sanırım 20 santimi bulur. Burada şu şöyle çevirince buraya düğmeleyebilmemiz için bir düğme ilik çalışması yapacağız. Onu göstermek istiyorum ve sonra da askımı kapatmak istiyorum. Şu diğer askımı örmeye geçeceğim. Şu şekilde birinci ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimi ördüm, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi ördükten sonra beşinci ve altıncı ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördükten sonra şişimi, ipimi doluyorum. Bu benim düğme için iliğim oluyor. Doladım ve tekrar düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi düz ve ters olarak ördüm. Ve burada düğmemiz için ilik kısmımız açılmış oldu. Düğme için bilmeyenler için gösterdim. Düğme ilik açma şekli de bu şekilde. Sonra burada artık 3 veya 4 sıra daha öreceğiz. Sonra da artık kapatacağız arkadaşlar. Yani ilmeklerimizi keseceğiz, diğer askımıza geçeceğiz. Şöyle bir sıra daha bakayım, öreyim.
sıra daha örelim. Düz tarafına gelince şu şekilde düz tarafı burası. Düz tarafından yani şu bu düz tarafından ilmeklerimizi keseceğiz. Ters tarafındayım. Bir sıra daha örüyorum. Ve şimdi dönünce düz tarafına artık bakın ilmekten sonra şöyle bir kısım daha ördüm ve kesiyorum. Kesimimi de ikisini bir örüyorum. Şişime takıyorum. Yine ikisini bir örüyorum. Şişime takıyorum. İkisini bir örüyorum ve bu şekilde tüm ilmeklerimi kesip bitiriyorum. Böyle bakın. Evet. Bu askımız bitti. Şuraya son bir. Bu askımızı bitirdik. Şimdi diğer askımıza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer askımız için. Başlayalım. Onu da nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Şimdi bu şişimde duruyordu ya bu askımız. Bakın. Şöyle. Şimdi bu da onun kadar olacak. Aynı bunun gibi öreceğiz. Aynı bunun açtığımız yerde ilmek açacağız. İlik açacağız. Buradan şöyle ipimi alıyorum. Bakın tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Daha kolay yaparsınız. Bu ilmeğimin içinden sizin şişiniz şu tarafa da gelmiş olabilir. Ben değiştirmişimdir belki hani rahat edemediğim için yönünü. Şöyle ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Şöyle bir düğüm atıyorum. Bu şekilde başlamış oluyorum. Dönüyorum. Yine aynısı gibi devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz, ters, düz, ters. Bu şekilde diğer askıma da başlamış oldum arkadaşlar. Bu ipimizi sonra ters tarafından içine tığ ile yedirerek kaybedeceğiz. Ve şimdi diğer askımız kadar bunu da örelim. Düğmemizi dikelim ve tulumumuzu bitirelim. Evet ördüm. Diğer askımı da düğmelerimi de diktim. Bakın bu şekilde tulumumu bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel tatlı bir salopet tulumumuz oldu. Şöyle yakından da bakın. Bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Hoşça kalın.